Aras Şelalesi, Uludağ Milli Parkı'na yakın bir mesafede bulunan dağın mucizevi güzelliklerinden biri. 15 metre yükseklikten kayaların içinden akan ve rakımı 1700 metre olan Aras Şelalesi'nin aynı adlı deresi de bulunmaktadır ve Bursa'nın önemli derelerinden olan Nilüfer Çayı'nın kaynağını oluşturmaktadır. Buraya gelmek isteyenler için bilgi vermek gerekirse, Uludağ Milli Park'a gelmeden hemen önce sağ taraftan ormanlar içerisinde devam eden bir yol var. Bu yolu takip ederek Soğukpınar Köyü'ne ulaşıyorsunuz. Şu anda görünen köy. Asıl macera ve tırmanış da buradan sonra başlıyor. Soğukpınar Köyü'nden yaklaşık 5 kilometre yukarı araçla devam ederek Ketenli Yaylası'na ulaşıyorsunuz. Şu anda görünen yaylaya. Videomuzda yolun bozuk kısımları çok görünmüyor olabilir ama altı yüksek araçlara gelinmesini tavsiye ediyoruz. Zira diğer araçlarla fazlasıyla zorluk yaşayabilirsiniz ve yol belli yerlerde çok dar olduğu için manevra yapıp geri de dönemezsiniz. Zorlu kısımları atlattıktan sonra böyle güzellikler görmeniz de mümkün. Yayladan sonra orman içerisinde dik yokuşları olan zorlu bir parkuru tamamladıktan sonra önce dereye, daha sonra da şelaleye ulaşıyorsunuz. Sıcaktan ve zorlu parkurdan ne kadar şikayet ederseniz edin, ayaklarınız suyla kavuştuğunda her şey sona eriyor ve serinliğin, muhteşem güzelliklerin keyfini çıkarıyorsunuz. Ancak biz 20-30 saniyeden fazla ayaklarımızı suda tutamadık çünkü soğukluğunun derecesi anlatılacak gibi değildi. Yaşamak, hissetmek gerekiyor. Besberrak akan buz gibi suyu görünce o sudan mutlaka içmek isteyeceksiniz. Gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Görebileceğiniz en temiz su. Bu suya girip serinlemek istiyorum derseniz yanınıza uygun yedek kıyafet, şort ve havlu almalısınız. Ve en önemlisi sırt çantanıza yeterince enerji veren yiyeceklerle birlikte minimum 1,5 litre su alın. Dereye gelince buz gibi sudan içeceksiniz fakat yürüyüş parkuru boyunca o 1,5 litre suyu kesinlikle tüketeceksiniz. Daha az alırsanız yetmeyecektir. Ve ayrıyeten belirtelim, Ketenli Yaylası'nda kamp yapılabiliyor. Çadırınızla gelip orada geceyi geçirebilirsiniz. Gün içerisinde de yayla etrafında trekking yapabilirsiniz. Hem tırmanış hem doğa yürüyüş için rahat bir spor ayakkabı almanızda fayda var. Eğer 2-3 günlük bir vaktiniz varsa ufak bir tavsiyede de bulunmak isteriz. Yaylada bir gece geçirdikten sonra ertesi gün Uludağ Milli Parkı'na giderek hem oteller bölgesini, kamp yapılan Çobankaya bölgesini, şehri tepeden gören Bakacak bölgesini ve hem de yürüyüş parkuru kısa olan ve kolay olan Softoboğan Şelalesi'ni de ziyaret edebilirsiniz. Bilgilendirmeler yaptıktan sonra dilerseniz artık videomuza geçelim. Ketenli Yayla 4.8, Aras Şelalesi 6.9 kilometre. O zaman biz o tabelayı görmemişiktiriz. Büyük ihtimal biz ilerlere gittik sonra geri döndük. Sormuştuk. Daha yolları başladı. Düz devam et. Güneş çok parlama yapıyor ama yollarda çok bozuk yollar var. Ketenli Yaylası'na doğru gidiyoruz. Solda çukur var. Ketenli Yaylası'na doğru ilerlerken yollar sanki botanik bahçesi gibi değişik bitkilerle karşılaşıyoruz. Şuraya bak, değişik değişik. Bir de kar yok diyorum bak. Evet, yolumuza bir kaplumbağa çıktı. Bir zorlaya zorlaya çıktık ya. İşte. Öyle yapıyor işte. Dur bakayım. Ama o da 1-2. Burası, burada bir duralım ya. Bir duralım şurada. Evet, yine doğadan merhaba. Çok güzel bir yerdeyiz. Ketenli Yaylası'na geldik. Bugünkü hedefimiz olan Aras Şelalesi. Şu arkamızda bulunan yüksek dağlara, arkasında bulunan Aras Şelalesi'ne doğru bir doğa yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Şelalenin orada çekimlerimiz olacak. İnşallah güzel çekimlerimiz olur. Bugünkü hedefimiz Aras Şelalesi yani.
Bu arada da doğum günün kutlu olsun. Nice senelere. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir doğaya. Bir de doğum günüm bu arada bugün. Ona denk gelmiş oldu. Çok güzel bir yere geldik doğum günümüzde. Ya yani doğum günümde. İnşallah çekeceğimiz video da güzel olur. O zaman yürüyüşümüz başlasın değil mi? Doğa yürüyüşü başlasın. Zorlu yollar bizi bekliyor. Evet. Hadi bakalım. Sen telefonla müzik aç, öyle gidelim. Hem kırmızı gürültü işaret olur. Var. Hem gürültü olur. Gürültü çekiyor mu? Çekiyor. Hem gürültü olur hem müzik dinlemiş olur. Bak telefonla müzik. Şarj ya. Yani müzik ne şarj edecek? Müzik çalara açacağım. Müzikler çekemedi. Dikkat edin, kozalaklar çıkıyor bak. Şarkı güzel ama. Evet, şu anda yürüyüş parkurumuzu hemen hemen yaraladık. Yaklaşık olarak 2 kilometre falan kaldı Aras Şelalesi'ne. Şu anda tabelasında da gösteriyor zaten. Bundan sonra yine devam edeceğiz. Bir yaklaşık olarak bir yarım saat 40 dakikalık bir yürüyüşümüz oldu. Evet, devam ediyoruz.
dakika ya. Oh! Henüz şelaleye ulaşmadık ama bayağı bir zorladı bizi. Önümüzde Aras. Parkur çok var. Dik olan şelaleye kısımlar var. Gerçekten zorlu bir parkur. Gelmek isteyenlerin bilgisine. Fazlasıyla zorlu bir parkur yani. Yanınızda yedek eşya, su. Suyunuzu yiyecek. Su fazla alın. Enerji verici yiyecekler. Kesinlikle enerji verici yiyecek kesin alın. Biz almadık vallahi şu an enerjim bitmek üzere. Oldu, kapalı mı? Yo. Yap kadar açsan yoktu. Yürüyüşü yapalım. Helal et. Yürü doğru gideceğim. Şaklı gideceğim. Akıyor kayaların arasından. Aynen. Ya, yemeğimizi yiyelim öyle. Ben enerjisi. Şurada demek kenarında güzel yerler var. Bak bileği karıştırmayalım yanımıza. Şuradan geçeceğiz. Çek bakalım. Ya evi de şurası aşağıdan. Nasıl su soğuk mu? Çok soğuk yalva. Açık mı? Önündeki büyüğe bak. Gel oradan. Evet. Aras Şelalesi yürüyüşümüzün son aşamalarına geldik. Ama çok zorlu bir parkuru olduğunu tekrar belirtelim. Çok dik patika yollar var. Ketenli Yaylası'na kadar arabayla geliniyor zaten. Oradan patika yollar var. Ormanın içerisinden devam ediyorsunuz. Yalnız çok dik kısımlar var. Zorluyor. Parkur nefes nefese kaldığımız anlar oldu. Dinlene dinlene gelebildik. Ama geldiğimize değdi zaten. Uludağ'ın arka tarafına geldik biz. Güney tarafına. Çantamızdan ne çıkarsa artık onları yemeyi düşünüyoruz. Birazcık enerji toplamamız lazım. Şelalenin yakınında tekrar çekmeye devam edeceğim. Evet. Şelaleden bir tık önce şurada bir gölge bir yer var. Artık burada çantamızdan ne çıkarsa bir şeyler yemeyi düşünüyoruz. Çünkü enerjimiz bayağı bitti bitecek. Ama şelalenin yakınına da iyice yakınına da gitmeyi düşünüyoruz. Nefes nefese kaldık. Zorlu bir parkurdu. Ama ortamı görüyorsunuz. Birazdan drone'la da bütün
manzarayı da almayı istiyorum. Çekeceğiz inşallah bir aksilik olmazsa. Mükemmel bir doğa. Şelale, su sesleri. Yani burayı çıktığınızda değiyor gerçekten. Tarafta falan olmamız lazım. Ya şöyle böyle altından. Evet Ersen, şelale hakkında ne düşünüyorsun? Şelale bayağı soğuk. Bayağı bir kaydırıyordun ama. Kaydırıyorum, hala da kaydırıyorum. Niye? Buraya kadar gelmişken de görmeden gitmek ayıp oldu. Değil mi? Yemeğimi açtım. Ondan geldim. Yoksa yolun yarısını da bırakırdım. Aman aman, ne yapıyorsun? Wash it all off in the river of your heart.
Evet, Aras Şelalesi'nden dönüyoruz. Artık dönüş yolundayız. Neredeyse akşam oldu. Yani akşam olmasa bile 5 saat 5'i geçti, 6'ya doğru geliyor. Günü bitirdik. Henüz bitirmedik tabi. Yaylada bir ufak yemek organizasyonu gibi bir şey olacak tabi. Yemek yememiz lazım. Tekrar enerji toplamamız lazım. Ondan sonra artık eve dönüş. Ersel için birazcık söylendiği bir aktivite oldu ama. Karşılığını alamadık mı diyorum? Bence alamadık. Ben daha büyük ayarlarla geldim. Bu yola değmez uçak. Bence. Yani tabii zorlu yol. Burası şey değil ama şöyle bir şey var. Buraya da herkes gelemeyeceği için. Gittiğin zaman böyle bir bayağı bir insanlardan uzak kalabilirsin işte. O açıdan iyi olabilir. İrfan kaynadı bile, fokur fokur. Bir kekik topladım, geldim. Ne olacak ki? Evet, şelaleyi gezdik. Çok zorlu bir yürüyüştü şu gördüğünüz dağları açtık. Yani bayağı bu gördüğünüz neredeyse o zirvelere yakın noktalara kadar çıktık. Şelaleyi de güzel bir şekilde çektik. Şelaleden sonraki dinlenme noktamız diyelim. Artık bu yorgunluğumuzu atmaya çalışıyoruz. Burası da şey, zaten söylemiştik ilk girişte de yine söyleyelim. Burası da Ketenli Yaylası. Şeyden önceki Aras Şelalesi'ne yürüyüş parkurundan önceki yaylalar. Burada piknik yapılıyor. Aynı zamanda kamp yapmak için ideal bir yer. Burada dinleneceğiz. Güzel bir şekilde yemek yapıp yemeğimizi yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Ondan sonra da toparlanıp gideceğiz inşallah. İnşallah güzel de bir video olur. Doldu gibi bir şey. İrfan. Benim pratik çay demleme şeyi bu. O kadar şey yapmama gerek yok ya. Abi şeyimden değil abi. İnternetimde közü kömür atmayacak. Sıcağı gördükçe çubuklar yaş olduğu için eğiliyor bir de. Evet, Aras Şelalesi videomuz bu kadar. Biz oldukça yorulduk ama bir o kadar da keyif aldık. Dolu dolu bir gün geçirdik. Yaylası olsun, orman içerisinden gidilen zorlu parkuru olsun, deresi olsun, havasının serinliği olsun, şelale olsun, hatta ve hatta zirvelerindeki erimemiş karları olsun, yeterince çekim yaptık ve oldukça güzel görüntülerle açıklayıcı bilgiler de vererek gelmek isteyenlere de yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz. Umarım güzel bir video olmuştur ve beğenirsiniz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Buna benzer ve çok daha güzel içerikler üretmek için destekleriniz bize fazlasıyla motivasyon kaynağı oluyor. Hepinize teşekkür ederiz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.